Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere örgülerimizde kullanabileceğimiz bu modelin yapımını anlatacağım. Tekniğimiz üçünde de aynı fakat ufak tefek püf noktaları var. Bakın böyle bebek kıyafetlerinde çok güzel duracağını düşündüğüm bir model. Şurada da tek taraflı üst üste çalışmıştım. Bunu da görmenizi istedim. Yine tek taraflı çalıştım burada da. Ama hep bir ilmek kaydırarak çalıştım. Verev oluşturdum. İstediğiniz şekli çalışabilirsiniz. Burada modelimizin yapımını anlatacağım. Yeni bir başlangıç yapmıyorum. Buradan devam ediyoruz. Zaten ön sırada yapıyoruz. Arka sırada ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şurada modelimizi üst üste ikinci kere uygulayacağız. Oraya kadar gelelim. Bir ilmeğimiz kalmış. Şimdi ortadaki ilmeğimiz bir tane ilmeğimizin etrafından yapacağız. Şişimizin üzerine ipimizi 1, 2 ve 3 defa dolama yapıyoruz. Ve sıradaki ilmeğimizi örüyoruz. Bu taraftan da 1, 2 ve 3 dolama yaptık. Ortada bir tane ilmeği örmüş olduk. Ve diğer ilmeklerimizi yine düz olarak örüyoruz sıra sonuna kadar. Sıra sonunda kenar ilmeğimi ters ördüm ve sırayı sonlandırdım. Şimdi örgümüzün tersine geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Doladığımız ilmeklere gelene kadar. Burada iki model arasını en az 7 sıra ya da daha fazla yapın. Çünkü çok fazla yakın olduğu zaman birbirine giriyor modelimiz. Bakın dolamış olduğumuz ilmeklerimizi açıyoruz. Böyle parmağınıza takarak arkada tutun. Ortadaki bir ilmeğimizi ters ördüm. Yine dolamış olduğumuz ilmeğimizi böyle parmağımızda tutarak diğer sıradaki ilmeklerimizi örüyoruz. Sadece dolamış olduğumuz ilmeklerimizi açarak arka tarafta bıraktık. Arka sıramızda. Arka sıramızı tamamladık. Ön sıradayız. Bakın modelimizi ilk parçasını yapmıştım ben. Şu bıraktığımız ilmekler, üsttekiler. Böyle ilmeklerimizi sıkılaştıralım. Ve iki ilmeğimizi bir düğüm atıyoruz. Ve bu şekilde fiyonk görünümünü elde etmiş oluyoruz. Dilerseniz daha sıkı durmasını isterseniz iki düğüm atabilirsiniz. Fakat iki düğüm için kullandığınızda belki buradaki kısım kısalabilir. O yüzden dolamayı 3 değil de 4 yapabilirsiniz. Bu benden bir öneri size. Bu şekilde görünüyor. Şurada da sağa ve sola nasıl kaydıracağımızı göstermek istiyorum. İlk başlangıçta ortada 2 tane ilmek bırakarak başladım. 4, 6, 8 diye gitti. Bakın şimdi en son yaptığım ilmekle 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek. 12 ilmeği ortada bırakacağız. Kenarlardan birer ilmeği kullanacağız. Buradan 4 tane ilmek örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Kenar ilmeğimizle 4.
Sıradaki ilmeğimiz bu model uygulayacağımız. Yine aynı şekilde 3 dolama yapıyorum. Bir düz ördüm. 3 dolama yapıyorum. Ve aradaki 12 ilmeği düz olarak örüyorum. Aradaki 12 ilmeğimi ördüm. Şimdi şişimin üzerine 3 defa dolama yapıyorum. Bir ilmeğimi örüyorum ve 3 defa dolama yapıyorum yine. Kenarda kalan 4 ilmeğimi örerek sırayı sonlandırıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Dolama olan ilmeğimize geldik. İlmeğimi açıyorum. Yine parmağımla arka tarafta tutuyorum. Sıradaki ilmeğimi örmüyorum. Şurada yaptığımız gibi. Bakın. Bu ilmeği sağ şişime örmeden geçiriyorum. Buradaki ilmeğimizi de açıyorum. Ve açtığımız ilmekle aradaki bir ilmeğin yerini değiştiriyorum. Bir ilmeği tekrar sol şişime, açtığımız ilmeği de yine arka tarafta tutuyorum. Ve o aradaki tek ilmeğimizi şimdi örüyorum. Yani iki tane dolamış olduğumuz ilmeği aynı tarafa geçirmiş oldum. Bu şekilde. Şimdi aradaki diğer ilmekleri de ters olarak örüyorum. Yine dolama yaptığımız ilmeklere geldi. Şimdi ilmeklerimi sol tarafa geçireceğim. Verevimiz sola doğru kaydığı için. İlmeğimi açıyorum. Arkada tutarken tekli ilmeğimi arkada tutmayalım. Böyle önde tutuyorum. Yer değiştireceğim için. Tekli ilmeğimi sağ şişime aldım. Uzatmış olduğumuz ilmeğimizi öne geçiriyoruz. Tekli ilmeğimizi tekrar sola alarak ters olarak örüyorum. Ve diğer ilmeğimizi de açıyoruz. Dolamış olduğumuz ilmekleri. Her ikisi de yan yana aynı tarafta oldu. Sıra sonuna geldim. Bakın iki tane ilmeğimizi yan yana getirmiştik. Yine ilmeklerimizi dilerseniz böyle şişimizi takarak biraz çekiştirin. Daha sonra şurada yaptığımız gibi yine iki ilmeğimizle düğüm atıyoruz. Ben çekerken tığ kullanıyorum. Daha kolay çekiyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi oluşturduk. Dediğim gibi daha sıkı durmasını, gevşememesini isterseniz ilmeğinizi 3 değil 4 dolayın. Buradaki düğümü 2 defa atın. Yine en son açtığımız ilmeğimizi buradaki ve galiba bir taraftan şişimize takmışız. Şöyle kurtarıyorum şişimizden. Diğer ilmeklerimi takıyorum. Bu iki ilmeğimizi de yine tığıma takarak çekiştiriyorum böyle uzunluklarını alması için. Ve yine bir düğüm atıyorum. Düğüm atarken burası kısa olduğu için tığ kullanıyorum. Tığıyla daha kolay yapıyoruz. Bu şekilde bu düğümlerimizi de sol tarafa yatırıyoruz. Püskül şeklinde bakın oluşturduk. Bu şekilde bu modelimizi de elde ettik. Şuradaki modelimde de ilkinde 4 dolama, ikincisinde 3 dolama, sonuncuda da 2 dolama yaptım.
Dolama sayısını artırarak ya da azaltarak istediğiniz şekli oluşturabilirsiniz. Bakın şu aradaki mesafeyi en az 7, bence 7'den de fazla yapmalısınız. Çünkü biraz aralıklı olursa daha güzel görüneceğini düşünüyorum. Bu şekilde çalışabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma like atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.